Öğrenciler üniversiteyi kazanıyorlar gençler ama ekonomik şartlar nedeniyle kayıt dahi yaptıramıyorlar demiş. Kayıt yaptıramayan öğrencilerin sayısını açıklamıştık. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da birilerinin çocuklarından bahsediyor. İzleyicimiz dün vurgulamıştı. Kavakçı ve çocukları ne kadar rahat okudular değil mi? Onlar böyle sorunlar yaşamadılar demişti. Şimdi bakın Merve Kavakçı pek çok şekilde ülkemizin siyasi tarihinde geçmişte adını hatırlıyoruz. Türbanla meclise girmiş olması, Bülent Ecevit tarafından e, meclisten çıkar, çıkmasının istenmesi vesaire. Merve Kavakçı ismini tabii biz daha çok duyduk. Kuala Lumpur Büyükelçisi görevli, görevine getirilmişti kendisi ve e, Haziran 2022'de görevi sona erdi. Şimdi ne yapıyor peki? Dışişleri Bakanlığı, dış politika danışma kuruluna üye olarak atandı kendisi. İşte onun kızları var, sadece kızları değil kardeşleri var Merve Kavakçı'nın. Kardeşlerinin çocukları var, eşi var. Oh o kadar çok isimden bahsediyoruz ki. Fatima Gülhan Kavakçı, Abu Sahanap. Merve Kavakçı'nın kızı sevgili izleyenler. Şimdi diyeceksiniz ki bu ismi hatırlıyoruz. Haberlerinizden de hatırlıyoruz Fatima Gülhan Kavakçı Abu Sahanap ismini. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak geçiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hatırlar mısınız? Hanım kızımız demişti. Ee, ve kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu Fatma Gülhan Kavakçı. Kendisi Erdoğan'ın yanında özel tercümanı ve dünya liderleriyle yapılan görüşmelerde bulunan tek kişi tercüman olarak götürülüyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da sormuştu bu hanım kızın orada ne işi var? Dışişleri Bakanlığı mensubu da değil. Konuşulanlar kayıtlara geçiyor mu demişti. İşte Fatma Gülhan Kavakçı, Merve Kavakçı'nın kızı o isim sevgili izleyenler. Ve Meryem Kavakçı'ya geldik. Meryem Kavakçı da Merve Kavakçı'nın kızı. Cumhurbaşkanı danışmanlarından bakın ne kadar yüksek büyük görevlerde bulunuyorlar değil mi ve e, Meryem Kavakçı sosyal medya üzerinden son olarak Halifemiz Erdoğan şeklinde bir hesabın paylaşımını yapmıştı Ahmet Davutoğlu için de yok olacaksınız hepiniz çok yakında demişti geldik Ravza Kavakçı Kana Merve Kavakçı'nın kız kardeşi sevgili izleyenler. AKP İstanbul Milletvekili kendisi ve AKP döneminde işe başlaması 2 hafta sonra verilen bursla ABD'de İBB tarafından o dönem eski İBB döneminde eğitime gönderilmesiyle e, İBB yöneticileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet e, Savcılığına Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. E çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesinin parasıyla yurt dışına bakın eğitime gönderilmiş. Birilerinin çocukları e, İBB'de bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Ama İBB'nin şimdiki yönetimi, Ekrem İmamoğlu yönetimi ama takipsizlik kararı ver, ver verilmişti. Bunu da koyduk bir kenara, hızlanayım yönetmenim. Ravza Kavakçı'dan sonra Elif Kavakçı'ya bakıyoruz. Elif Kavakçı kız kardeşi, Emine Erdoğan'ın, e, Merve Kavakçı'nın kız kardeşi, Emine Erdoğan'ın moda tasarımcısı. Erva Kan, Merve Kavakçı'nın kızı, Ravza Kavakçı'nın, e, yeğeni Merve Kavakçı'nın, Ravza Kavakçı'nın kızı. Peki... Ona da bakalım ne yapıyormuş. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü'ymüş. Osman Kan, eniştesi Merve Kavakçı'nın Ravza Kan'ın eşi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü'ymüş kendisi. Ya da müdürlüğünde mi çalışıyor? Yanlış bir şey de söylemeyelim. Eee genel müdürü. Evet. Yusuf Ziya Kavakçı, Merve Kavakçı'nın babası akit yazarı ki daha söyleyecek çok şey var. Daha söyleyecek çok şey var ama bakın şöyle bir döktük. Şöyle bir hatırlattık size kimler yurt dışında okumuş, kimler hangi görevlere gelmiş, getirilmiş. Altını çizdik. Hatırlattık.